Sayın Adnan Oktar defalarca yargı kararıyla aklanmıştır. Sayın Adnan Oktar'ın 40 yılı aşkın süredir sürdürdüğü etkili fikri ve kültürel çalışmaları kendisini her dönemde bir takım art niyetli odakların komplo ve iftiralarının hedefi haline getirmiştir. İşte bu sebeple aynı müştekiler husumet hisleriyle ve bugünkülerle birebir aynı iftiralarla geçmiş dönemlerde de Sayın Adnan Oktar ve arkadaş camiamıza saldırmışlardı. Bu saldırılar sebebiyle geçmiş dönemlerde de örgüt soruşturmaları açılmış, bu soruşturmalar kapsamında teknik takipler ve mali araştırmalar yapılmıştır. Neticesinde Sayın Adnan Oktar ve camiamız her defasında bu iftiralardan aklanmıştır. Dolayısıyla bugün yapılan soruşturma da esasen geçmişte asılsızlığı yargı önünde ispatlanmış iddiaların bir tekrarı mahiyetindedir. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız hakkında daha önce 2005 ve 2017 yılları arasında İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Üsküdar 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplamda 12 defa aynı şekilde ortaya atılan sözde örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak suçlamaları kapsamında açılan soruşturma ve davalar beraat ve takipsizlik kararlarıyla sonuçlanmıştır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgüt Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 2018'e 73305 numaralı soruşturma kapsamında 2 Temmuz 2018 tarihli kararıyla Sayın Adnan Oktar ve Teknik Bilim Araştırma Vakfı camiasının faaliyetlerinin örgüt kapsamından değerlendirilemeyeceğine dair görüş yazısı mevcuttur. Ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu 223'e 7 sayılı maddesinde aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir hükmü uyarınca Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız hakkındaki bu son soruşturmanın mükerrer bir soruşturma olması sebebiyle soruşturmaya devam edilmeksizin takipsizlik kararı verilmesi gerektiği de hukuki bir gerçektir. 12 ayrı kesinleşmiş yargı kararı, arkadaş camiamızın suç örgütü değil, Türkiye'de yüzlercesi olan inanç gruplarından biri ve bir arkadaş topluluğu olduğunu ispatlamaktadır.